Bir değişik dikiş okulunda bugün dikiş kutusunu açtık. Dikiş kutusunun en temel aletlerinden makası, kumaştan küçük nakış makasına, çeşit çeşit makasın hepsinden bahsettik. Ve kumaş makasıyla yapılacaklar, yapılmayacakların üzerinden geçtik. Bir değişik dikiş okulunda makasla devam ediyoruz. Dikiş kutusunun en temel aletlerinden bir tanesi. Dikiş dikerken kullandığımız çeşitli makaslar var. Bu makasların en temelinin tabii ki de kumaş makası. Kumaş makasları farklı uzunluklarda ve ağırlıklarda olurlar. Ama her zaman keskin bir yüzeye sahiplerdir bıçakları, iç yüzeyleri. Bu keskinlik kumaşın kesimi için en temel şeydir. Ve bu keskinliği korumak adına asla ve asla başka bir şey için kullanmayız kumaş makasını. Eminim. O bir anneanneden size bir kere uyarı olarak gelmiştir. Kendi makasınızda mutlaka kumaş, yani dikiş kutunuzun içinde vesaire bir yerde ayrı tutun ve gerçekten farklı bir şey için kullanılmasın. Kumaş makasını biraz maliyetli olabilir ama bir sefer alacağınız ve çok uzun süre kullanacağınız bir şey olduğu için onu bu harcamayı yapmaktan çekinmeyin. Kumaşı keserken yaşadığınız zorluğun %80'i kumaş makasının niteliğinden kaynaklanabilir. O yüzden iyi işleyen, keskin yüzeyle, ağırlığı çok fazla olmayan, orta hafiflikte bir kumaş makası işinizi görecek. Biz terziler biraz kullandığımız kumaşa göre, yani biçtiğimiz kumaşa göre farklı makaslar kullanırız zaman zaman. Bu kadar fazla çeşit elinizde bulundurmanız gerekmiyor tabii ki de. Ortalama bir büyüklükte bir kumaş makası işinizi görür. Solaklar için özellikle parmaklarını rahatlıkla yerleştirebilecekleri ve kavrayabilecekleri makaslar bulunur. Onu da hani yine satın alırken veya internette araştırırken bulabilirsiniz. Baş parmağınızı yukarıya ve arkadan dört parmağınızı aşağıya yerleştirmek üzere özellikle tasarlanır bu yuvalar. Ona göre sol ve sağ şekli biraz daha farklı olur. Dediğim gibi hani çok da fazla masraf yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi ama eğer bir sefer alıyorsanız şöyle ortalama iyilikte bir şey almanız ileriye dönük de çok tasarruflu olacak. Kumaş makasının bir diğer türü sürfile makası. Yine kumaşı kesmek için kullandığımız, bu sefer tırtıklı yüzeyle sahip, kumaşın kenarını aynı bıçaklarda gördüğünüz tırtıklar şeklinde keser. Bu kumaş kenarını bırakmak istediğimiz bir desen olarak kullanırız. Onu bir daha sarmalamak gerekmez. Bazen bir desen amacıyla kullanılır, bazen sadece işte kenara atmasın, daha çok overlock gibi kenarını çevirmek, işte zikzak gibi kenarını çevirmek durumunda kalmadığımız zamanlarda bize çok yardımcı olur. Sürfile makaslarının da çeşitli kaliteleri var tabii ki de. Her üründe, alette olduğu gibi farklı kalitelerde, farklı üreticiler tarafından sunulan seçeneklerle çeşitli bulabilirsiniz. Ama onda da rahat açılıp kapanabilen bir, biraz daha zorlayıcıdır. Düz bıçak yüzeyinden daha farklı olduğu için harekete o kadar kabiliyetli olmayan, daha yavaş, daha ağır ilerleyen makaslardır. Ne kadar kullanacağınızı hesap edip böyle bir masrafa kaçabilirsiniz. Bu ikinci temel kumaş makası ve en önemli diğer makas grubu diyeceğim. Çünkü içinde onların da böyle bıçak şekilleri ve uzunluklarıyla farklı çeşitleri var. Nakış makası olarak tarif ediliyor. Kumaş makasının küçüğü de aynı şekilde küçük boyutlarda karşınıza çıkabilir. Onu da tercih edebilirsiniz aynı şekilde ama mutlaka cebinizde, kutunuzda bir tane büyük kumaş makasınız olsun. Bahsedeceğim küçük makaslara geldiğimizde küçük makasların uçları çok daha kısadır. Yani uçları dediğim bıçakları çok daha kısadır. Ve bu kısalık genelde iplik fazlalıklarını ya da çok daha dar ve küçük aralıkları kesmek için kullandığımız makaslar. Bu da bir çeşit kısa kumaş makası. Ben bunu da aynı şekilde daha küçük şeyler çalışırken, işte yastıklar, bir önceki videolarda görme şansınız olacak. Yastıkların kumaşlarını keserken daha rahat manevra yapabilirsiniz, dairesel hareketler yapabilirsiniz. Oralarda kullanıyorum. Küçük dikiş makasını daha hareketli, daha manevralı kesimlerde kullanmak için elinize bulundurabilirsiniz.
ama mutlaka mutlaka bir kumaş makası ile beraber bir nakış makası, ince uçlu ve yine aynı şekilde çok keskin olan iplik fazlalıklarını, kenarları almak için kutunuzda bulundurabilirsiniz. Bu çok eski bir dikiş makası ama o kadar iyi bir malzeme ki hala ipi çok güzel kesiyor. Yani bu hareket çok doğru bir hareket değil tabii, elinizi o kadar bıçaklara yakınlaştırmayın. Ama çeşitli makas özellikleriyle dikişin işleyişini belirliyorsunuz. O yüzden aletleri zaten hiçbir zaman hafife almıyoruz ama hani makas dediğimizde de öyle sadece bir tane makas ya da herhangi bir makasla maalesef çalışmayalım. Yine dediğim gibi çok da abartmayın. Öyle her çeşit hepsinin elinizde bulunması gerekmiyor ama iyi bir kumaş makasıyla mutlaka bir küçük nakış makasını kutunuzda bulundurun. Ben bir de size kumaş makasını kullanırken birkaç tiyo vermek istiyorum. Çünkü kumaş makasının niteliği ne kadar iyi olursa olsun bir de onun kullanmakla ilgili bir rahatlığımızın olması gerekiyor. O da tamamen bir keşif süreci. Bu keşif sürecini biraz kolaylaştırabilirsek bu videoda çok mutlu olacağım. Genelde herkesin çünkü eline aldığında bir küçük titrediği, kumaşın başında şöyle uzun uzun beklediği, hatta o işi bir süre ertelediğini tanık oldum defalarca. Aslında o kadar da abartılacak bir şey yok. Bu denemeleri yapabilmek için yani her çalışacağınız her alette aslında aynı serüven. O aleti tecrübe ederek elinizle yani kullandığınız birini parmağınızla çalıştırıyor olacaksınız, birini elinizle çalıştırıyor olacaksınız, avucunuzla çalıştırıyor olacaksınız, kolunuzu tıkatıyor olacaksınız. Bir zaman vermeniz ve aslında aletle belirli bir süreden sonra çok daha tanış, çok daha bütün hareket ediyor olmanız gerekiyor. O zamanı verirken de biraz hani daha az zayiat nasıl verebilirim, kendimi daha az nasıl sakatlayabilirim gibi tarafları var. Hani onlara yardımcı olmaya çalışacağım. Kumaş makasıyla yaşayacağınız tecrübede işi kolaylaştıracak bir Amerikan bezi olabilir. Amerikan bezi gibi basit bir kumaş, yani daha kolay bulunabilir, çok da maliyetli olmayan, biraz daha tok, yani sertliğiyle kağıda yakın, dolayısıyla sizi de böyle strese sokmayacak keserken hareketliliğiyle bir kumaş çok faydalı olacaktır. Onun üzerinde bir uygulamaya yapalım. Beraberinde zaten biraz kesimle ilgili fikir vereceğim size. Konu için, bu araştırma ve geliştirmemiz için uygun kumaşı buldum. Gereksiz makasları şu anda kullanmayacaklarım kenara ayırıyorum. Kumaş keserken kumaşı kesim yapacağımız masaya düz bir şekilde yerleştiriyoruz. Kumaşın böyle kenarları bir yerlerde böyle yoğulmuş falan bir şekilde durmasın. Olabildiğince düz bir yerde yani yere doğru serili olsun. Kesim masaları genelde biraz büyüktür, yani gözünüz aşinaysa bir takım atölyelere. Bu da kumaşı rahat rahat serebilmek için aslında. Sizin evinizde şu anda öyle bir alan olmayabilir. Küçük bir masada çalışıyor olabilirsiniz. Ya da zaman zaman yerde kesim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yine de mutlaka kumaşın belirli bölümlerini katlayarak, yani geri kalanını, kesim yapacağınız alanın gerisinde kalan tarafı katlayarak ya da bir şekilde düzgün bir, yani serebildiğiniz bir alan varsa da böyle mutlaka açık ve düzgün bir şekilde sererek çalışmaya çalışın. Çünkü bütün o dokumayı düz korumamız gerekiyor ki kesmek istediğimiz hattı şaşırmayalım. Ben şimdi kumaş makasımı alıyorum. Keseceğim. Böyle feza bir şey kesmek de çok komik oluyor ama neyse. Yani çalışırken mesela kendinize şöyle bir takım uzun larda işte dikdörtgenler, kareler kesebilirsiniz. Onları ilerleyen zamanda keselere dönüştürürüz. Mutlaka değerlendiririz. Çok dar ve küçük şeyler kesmeyin. Onları tekrar geri dönüştürmek biraz kolay olmayabilir. Büyük büyük parçalar kesin. Makası yere yakın tutmaya çalışın. Kumaşı hiçbir şekilde oynanmamasını sağlayın. Elinizle hatta eğer zeminde koruyabilirseniz çok daha güvenli gidecek. Makas sizinle beraber ilerliyor olacak. Yani elinizle her açışınızda kumaşı ısırıyor gibi. Ama bir yerden sonra o bıçak yüzeylerini kumaşı jilet gibi
kestiğini hissedeceksiniz. Bazı durumlarda makası çok fazla açmanız gerekebilir. Daha kalın bir kumaşla çalışıyorsanız. Bazı durumlarda makası daha kısa tutmanız ve şu bıçak aralığını kısmanız gerekebilir. Çok daha yuvarlak bir şey dönüyorsunuzdur. Daha kısa bir aralık, daha manevra yapma ihtiyacınız vardır kesim yaparken. Dolayısıyla keşfedeceğiniz şey kumaşın ağırlığını, sabitliğini koruyabildiğiniz şekilde sol elinizle, sağ elinizle makasın açıklığını ve kapalılığını kendinizin tayin ettiği ve o açıklıkta atıyorum açıkken ne kadar keskin ilerliyor, kapalıyken ne kadar keskin ilerliyor'yu keşfetmek. Bir zaman sonra bu hareketler oturacak. Tekrar edeceğim. Elinizle birlikte ilerliyor olacak makas. Makas sizden bağımsız bir şekilde hareket etmiyor. Tamamen sizin onu açıp kapamanızla kumaşı kesiyor. Zannedersem bu macerası yani makasla kesim macerası bundan sonra başlar. Keserken aşağıda kumaşın altında başka bir kumaş olmamasına dikkat edin. Ya da hiç kesmek istemediğiniz herhangi bir etek ucu, başka bir parça bulunmamasına dikkat edin. Küçük bir makasla da özellikle şu kenarlardaki iplerin kesimiyle ilgili ne demek istediğimi anlatayım. Bunu büyük bir makasla hareket edip işte o açıklığı yakalamak her zaman için daha zordur ama küçük bir makas size daha yardımcı olur. Atıyorum şu köşede göstereyim mesela. Bir daire hareketi yakalamak istiyorsunuz kesim yaparken. Makasın iki yönü de var ama şu sırt daha güveşli olacak. Küçük küçük hareketlerle özellikle daha böyle şekil kesimi yapıyorsanız makası kısa kısa kullanarak ilerleyin. Efendim dikiş kutusunun en temel aletlerinden dikiş makası ve kumaş makasını konuştuk. Makasınıza sahip çıkın. Onu asla ve asla başka şeyleri kesilmesine müsaade etmeyin. Ve lütfen kullanırken tedirgin de olmayın. Zamanla çok daha iyi kesimler yapacaksınız. Bir değişik dikiş okulunda bugün dikiş kutusunu açtık ve makasla başladık. Kanalımın yeni videolarını, yeni dersleri takip etmek için abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınız, sorularınız, eklemek istedikleriniz varsa da yorum kısmına bırakın.